Arkadaşlar ben organik adam Emin. Bugün arılığımızda bölme yapacağız. Yeni kovanlarımız olacak. Bölmelerimizi hazırladık. Hepsini hazırladık. Kovanlarımız da burada. Bölme yapacağız. Biraz böldük. Bu teknik çok güzel arkadaşlar. Bakın şimdi kovanı açıyorum. Önceden kovanımızın çuvalını çaktık uçmasın diye. Şimdi bunun iki tane sağılmış peteğimiz var. Bakın iki tane sağılmış petek. Bu bir tane yemliğimiz. Bir tane de içine hazırlamış olduğumuz böyle bölmemiz var. Bunu da buraya koyuyoruz. Bu yöntem çok güzel arkadaşlar. İçerisinde bir tane oradan petek alıyoruz. İçine koyuyoruz. Ve bunun ağzını kapatıyoruz. Şimdi ben daha detaylı arkadaşımla beraber göstereceğim. Ben bir ön çekim yaptım. Şimdi arkadaşımın gelmesini bekliyorum. Bugün arılığımızda arılarımızı bölme yapıyoruz. Bunu çok dikkat edin arkadaşlar. Böyle bir bölme hiçbir arıcı yapmıyor. Ve çok güzel. Acemi arıcılara diyorum ki kesinlikle bu videoyu seyredin. Arılarınızı kendiniz bölün. Hiç rahatsız olmayın. Evet arkadaşlar bakın şimdi gösteriyorum. Başta bir tane sağılmış petek. Bu başta da bir tane sağılmış petek. Ortaya sadece bir tane çıta koyuyoruz. Sonra da bu çıtayı da silkiyoruz. Yani normalde bir çıtayla bir de sikme arayla kovanımız hazır. Bunu arıcımız Mehmet Bey sağ olsun öğretti. Allah razı olsun. Hiçbir arıcı öğretmez. Eşiyle beraber çalışıyorlar. Aralıkta. Bunu hiç kimse yapmaz arkadaşlar. Bu videoyu izleyin. Kesinlikle bakın. O kadar kolay ki. Alıyorsun bir tane full yavrulu, kapalı yavrusu olan. Evet. Az bir şey sıkıyor. Silkiyor. Evet. Bunu yavaşça kapatacağız şimdi. Evet, öbür çerçeveyi de sildik. Hah, şimdi kapattık. Arkadaşlar bölmemiz hazır. Bu kadar. Çok basit. Kesinlikle bunu tavsiye ederim sizlere. Bakın aynı şekilde iki tane sağılmış petek. Ortasına bir tane normal kapalı yavrulu bir arı. Bir çerçevede içine sildik. Bu da bitti. Bakın ne kadar kolay. Evet yine aynı şekilde. İki tane sağılmış petek arasına bir tane koyduk. Bir tane de çıtayı silktik. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Mehmet Bey yılların arıcısı. Bunun sayesinde arıcılığı öğrendim. Allah razı olsun kendisinden. Sizlerin de kendi balınızı üretmeniz için, kendi arınızı çoğaltmanız için bu yöntem çok güzel. Mutlaka deneyin. Hiçbir arıcı böyle bir şey yapmıyor. Bu yöntemle oğula gitmesi imkansız gibi bir şey. Tabii ana kontrolü yine yapacaksınız arkadaşlar. Ana kontrolü yapacaksınız ama bu yöntemde biraz daha az oğula gitme eğilimi var. Diğer arıcılar ne yapıyor? 3-4 çerçeveyi koyuyor. Ondan sonra bu 3-4 çerçevenin içerisinde 5-6 tane arı ana yapıyor. Bu anaları kesmezsen ara oğul alıp yola çıkıyor. Değil mi Mehmet Bey? Evet. Aynen öyle. Bunun için Mehmet Bey'in yaptığı yöntemle önemli olan zaten bizim ana öğretmemiz önemli olan. Ana öğrettikten sonra bunu kapalı yavruyla birer tane destekleme yaptığında zaten bu arı yumurtadan sonra 40 gün sonra en az 8 çerçeve olur. Evet duydunuz arkadaşlar. Biz bunu yıllardan beri denemesini yapıyoruz. Emin Bey geçen yıl seni arılarda yaptığımızı gördün. Evet. Birer çerçeve bölme yaptık.
Bölmenin bir de bölmesini yaptık. Aynen. Onun üzerine kat attık. Aynen. Heh. Yani bir de bal aldık üstelik. Ha, üstelik her kovanda üstelik bir de bal aldık arkadaşlar. 15 kilo da bal aldık yani. Aynen. Yani bunu şey etmeyin arkadaşlar. Bak bu teknik çok önemli bir teknik. Bu tekniği herkes göstermez. Ben yıllardır arıcı arkadaşlara öğretin diyordum. Hiç kimse öğretmiyordu. Allah razı olsun Mehmet Bey'den. Öğretti. Ve şimdi çok rahat bunu yapabilirim. Evet bak Mehmet Bey bugün bayağı bir kovan bölmüş arkadaşlar. Bunlar da yeni arılarımız işte. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar. Her kovandan en az 20'şer kilo bal var bu yıl. Bu yıl için. Ha, bu yıl 20'şer kilo bal alırsak bunlardan şöyle diyelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 kovan. 30 kovan arı bölmüşsük. 600 kilo bal hazır. Arkadaşlar. Yani kendi balınızı da siz kendiniz üretebilirsiniz. Çok basit. Ama dikkat etmeniz gereken varroa ile mücadele. O çok önemli. Bir de ilkbaharda besleme. İlkbaharda iyi beslerseniz, arıyı çoğaltırsanız, askeriniz ne kadar çok olursa o kadar çok bal alırsınız. İyi beslerseniz arı hemen yavruya atar. Çoğalır, kata çıkar. Ondan sonra bal zamanında o iki katı doldurur. Size her kattan 15 kilo bal verse, ikinci katta 15-30 kilo bal al işte. Afiyetle yiyin arkadaşlar. Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Acemi arıcılığa başlamak isteyenlerin mutlaka bunu izlesin arkadaşlar. Mayıs'ın 5'i ile 15'i arasında arılarımızı bölersek daha sağlıklı oluyor. Daha çok yavru oluyor. Daha çok bölme alabiliyoruz arkadaşlar. Bunu dikkat edelim. Tabi biz Ege'de Mayıs diyoruz. Doğu Anadolu'da farklıdır. Ben Ege'de olduğum için Aydın bölgesinde biz Mayıs ayının 1 ile 15 arasında bölme yaparız. Ve böylece de arılarımızı çoğaltmış oluruz. Arkadaşlar hoşça kalın. Görüşmek üzere.